Sağlık çalışanları özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmesi için Türkiye genelinde iş bıraktı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde de iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılar hükümete çağrıda bulundu. Artık bıçak kemiğe değil iliğe dayandı diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya davet ettiler. İktidarın yapboz tahtasına çevirdiği sağlık sistemi çökme noktasındadır. Sağlık emekçisi geçinemez, hastalar randevu bulamaz durumdadır. Son bir yılda yaklaşık 1400 hekim yurt dışında daha cazip imkanlarla çalışmak için istifa etmiştir. Ülkemizde hekimlik yapmak yerine yurt dışında garsonluk yapmayı tercih eden doktor haberleri medyada her geçen gün artan bir şekilde geniş yer bulmaktadır. Kamu hastanelerinde ilaç ve sarf malzeme eksikliği yaşanmakta. Hastaların ihtiyacı olan tıbbi malzemeler bazı kurumlarda hasta yakınlarınca temin edilmeye çalışılmaktadır. Genel Sağlık İl Sendikası üyeleri İnegöl'de bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar. Sabah hastaneye gelen birçok hasta geri dönmek zorunda kaldı. İnegöl Devlet Hastanesi önünde toplanan sendika üyesine bağlı sağlıkçılar adına basın açıklamasını Genel Sağlık İş Genel Mali Sekreteri Erman Açıkgöz yaptı. Açıkgöz konuşmasında şunlar söyledi. Siyasi iktidar derhal bu kötü gidişata ülkenin toplum ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm bulmalı. Pandemi ve ekonomik krizle ezilen sağlık emekçisinin feryadına kulak vermelidir. Geldiğimiz noktada taleplerimizin karşılanması halkımızın sağlığı için ertelenemez bir ihtiyaç olmuştur. Uzman hekim ve pratisyen hekimler için vaat edilen ekonomik artışlar hızlıca hayata geçirilmelidir. Ek ödeme ve performans aldatmacasına derhal son verilmeli. Tüm sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırı üzerinde insan onuruna yaraşır tek kalem maaş düzenlemesi gerçekleştirilmelidir. Geçmişe de etkili olmak koşuluyla yılda 90 gün yıpranma payı derhal kanunlaşmalıdır. Seçim meydanlarında onlarca kez vaat edilen 3600 ek gösterge artışı için gün saymaktan vazgeçilmeli, lisans mezunlarına 3600, hekimlere 7200 kademeli ek gösterge artışının gereği acilen yapılmalıdır. Genel Sağlık İş Sendikası olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuz sağlıkta şiddetle etkin mücadele yasa tasarısı kabul edilerek sağlıkta şiddetle samimiyetle mücadele edilmelidir. Sağlık emekçileri için artık bıçak kemiği geçmiş, iliğe dayanmış vaziyettedir. Gün birlik olma günüdür. Mücadelemiz haklarımızı alana kadar kararlılıkla sürecektir. Bu bağlamda bugün 8 Şubat 2022 Salı günü acil sağlık hizmetlerini aksatmamak üzere iş bırakıyoruz. Amacımız halkımızın sağlık hizmetini sekteye uğratmak değil, değersizleştirilen, yok edilmeye çalışılan sağlık sistemimizin halkımızın parasız sağlık hizmeti alabilmesinin mücadelesidir.